olmaz. Ne hocalığı, ne hacılığı kardeşim. İslam'ı yaşıyor musun evinde? Teker teker namazla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırabiliyor musun? İşte İslam burada. Şekil şemal hiç mühim değil. İşin özünü ve ruhunu tatbik edeceksin. Sana kim karşı koyabilir? 15 yaşına girdikten sonra eğer senin evinde kız çocuğun hala çıplak dolaşıyorsa, sokağa çıkarken bacağına geçirdiği kot pantolonuyla avret mahallinin kalıbını açıkça ortaya koyarak dolaşıyorsa, bil ki senin üzerine lanet-i ilahiye almaktadır. Kurtulamazsın. Onun sahibi sen. Verici, ha diğerinizden yakıp kavuran bir azap vereceğim Cenab-ı Hak. Efendiler, Osmanlı İslam Devleti'nde elimizde tarihi malumatlar var. Tarihi malumat, tarih bir hazineden ibaret. Tarih deyip geçmeyiniz. İslam'ın tarihi var, Müslüman'ın tarihi var. Müslüman zıp çıktı gibi çıkmamıştır. Müslüman nevzuhur değildir. Müslüman'ın tarihi var. Geçmiş milletlerin hayatından, tarihinden, Kur'an-ı Kerim'e kadar misal veriyor ki, ibret alasınız diye. Ülke ümmetin kadı kalet. O milletler gelmiş geçmiş. Kul siru fil ard, tensuru keyfe bedel kal. Dolaşın milletlerin tarihlerine. Gidin, görün, bakın, ibret alın diyor Kur'an-ı Kerim. Tarihi seyir içerisinde ibretler var. İstanbul'da bundan 200 sene evvel, 150-200 sene evvel Galata Kulesi'nin civarında, Galata Kulesi, orada o civardaki evlerin birisinde, oralarda oturan kadınlardan birisi çamaşırını, iç çamaşırını yıkamış, kurutmak için çamaşırını getirmiş, yabancı erkeklerin, sokaktan gelip geçenlerin görebileceği balkon gibi bir yere atmış. Namahremlerin görebileceği bir yere çamaşır atmış. Şimdi soruluyor, devrin Şeyhül İslam'ına soruluyor. Galata sükunasından bir mer'e, melabisi batıniyesini ala mele'in nas bir hable talik edip civarında fitneye bahis olsa ne lazım gelir? Soruyorlar ki, ey din alimi, ey Şeyhülislam, Galata'da oturan kadınlardan birisi melabisi batıniye yani iç çamaşırını herkesin görebileceği açık bir yere atmış ve o civarda fitne fesat çıkarmıştır. Bu kadına ne lazımdır diyor. Cevabında derhal o kadın İstanbul'un dışına sürgün edilsin deniyor. Mani olacaksın. Mücadele edeceksin. Rahmet-i ilahiyenin kesilmemesi için, Evliyaullah'ın kaçmaması için, ruhaniyet-i Muhammediyenin kaybolmaması için, meleklerin nusretinin kaybolmaması için, bereketinin azalmaması için, merhametin umumileşmesi için. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın kesip döktüğü, Avrupa'nın ölçüp biçtiği bir rezaleti öz Müslüman'ın kızı sürtünme taşıyor. Kimin askeri bunlar? Bu bacağındaki karacık şehveti gıcıklayan Müslüman delikanlıları zinaya ve fuhşa sürükleyen bu gıcıklayıcı, tahrik edici, tehlike edici bu kılık kıyafetiyle bu kızlar, kadınlar kimin askerleridir? Tek kelimeyle Yahudi modacıların, Yahudi modacıların
İngiliz modacısının, İtalyan moda modacısının, Fransız modacısının yüzünü bile görmediği bir takım Yahudi asıllı insanların askerleri haline gelmişlerdir. Yazık, çok yazık. Müslüman millet böyle olmalı. Müslüman millet yalnız Allah'a asker olmalıdır. Yalnız Allah'a asker olmalıdır. Öyle olmazsa zaten illa tenfiru. Eğer nefer, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda cihada gayrete gelmezseniz yuazzıkum azaben elima. Sizin hayatınızı akrebin kıskacındaymış gibi seni yüzüksün edeceğini Cenab-ı Hak. Çıplak dolaşmasına müsaade ettiğin o kız çocuğunu başına bela edeceğin diye Cenab-ı Hak. Hep benim işimdi. Evet. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Ayet-i kerime devam ediyor. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizin üzerinizdeki İzzet-i İslamiye'yi alacağım ve sizin en yakınınızdaki bir kavmi sizin yerinize getireceğim, sizin üzerinizdeki şerefi alıp bir başka kavmin sizin yerinize getirip değiştireceğim diyeceğim. Başka bir millete vereceğim. Tevhidin bayrağını, İslam'ın şerefini üzerinizden alıp başka bir millete vereceğim. Aman ya Rabbi, ne facia bu. Batılı, Avrupalı bizi sevsin diye ne şekillere bürünmedik, ne tiplerde görünmedik ya Rabbi.